Kızım nerede Özer? Bilmiyorum. Araştırıyorum. Kızımı kim kaçırdı Özer? Bilmiyorum Nal Bey. Bu Özlem'le Alparslan'ın birlikte yaptıkları bir plan olmasın? Özlem yapmak ister böyle bir şey ama Alparslan buna cesaret edemez. Bu olanın nelere cesaret edebildiğini gördük Özer. Karşına elle tutulabilir bir bilgiyle geleyim müsaade edersen Ünal Bey. Söyle Vehbi. Adnan'ın da söyleyecekleri varmış reis. Söylesin Vehbi. Abi bugün Ünal Bey'in evinin önündeyken Özlem Hanım'a birisi almaya geldi. Alparslan abi de bana arabanın sahibini bulmamı söyledi. Sen ne yaptın? Buldum. Kendisine ilettim akşamüstü abi. Ulan kimmiş? Çocuk birinin bir şeyi değil reis. Sadece otelleri olan zengin çocuğu. Sen de yoksulsun ya Vehbi. Otelleri olan zengin çocuk. Benim çocuğum yok reis. Onun da mı suçlusu benim? Reis, şu mevzuyu konuşabilir miyiz? Belli ki konuşmak istemiyorum Vehbi. Özlem'i kaçıranın Alparslan olduğunu öğrenmek istemiyorum. Öğrenmek, duymak, bilmek, görmek istemiyorum. Adnan. Alparslan senden yardım istedi mi? Yok abi. Tabii. Benim yeğenim de yardım alarak yapıyor ya icraatlarını zaten. Yardım alacak olsaydı Reha ile Fahri'den alırdı. Adnan'a mı söyleyecek? O zaman kesin Alparslan yaptı diyorsun reis. Benim ne dediğim önemli değil Vehbi. Önemli olan Alparslan'ın gelip bu işi ben yapmadım demesi. Bizi rahatlatması. Yoksa yeğenimi götürüp bir yerde vurayım ki... vahşi bir cinayete kurban gitmesin. Lan millet deliye ben akıllı hasretim arkadaş ya. Lan bir adamın ailesinde herkes mi manyak olur lan? Herkes mi manyak olur? Sen bu kıza söylemedin mi Alparslan'a böyle şeyler yapılmaz diye? İlyas 10 kere okudun. Yazmışım işte orada. Yazmışmış. Gördük yazdığını. Başına dert açacaksın yazmışsın. Üşütürsün. Üstüne bir şey al der gibi. Alparslan mı da Alparslan? Alparslan da o da Özlem yani. Bir yere kadar bir şey söyleyebiliyorsun. Dinlemiyor ki. Anlamadığım şey o lavuk hala nasıl öyle canlı canlı duruyor mekanda? He? Ha benim bildiğim Alparslan gider, mekana girer, kapıdakileri döver, üstüne o lavuğu indirir, üstüne de Özlem'i saçından tuttuğu gibi böyle sürükleye sürükleye arabaya götürür. Yok İlyas, o dediğin sensin, Alparslan değil. Ha orası doğru, o öyle şeyler yapmaz. Haberim var Civciv, haberim var, gel. Esra, ceketimi getir. Abim aradı seni. Telefonda söylemeyin dedi. Ya Esra, en son Özlem'le mesajlaşmış oradan. Ha, ne demiş peki? Yolda anlatırım, bekle. Nasıl Esra'cığım? Nasıl olacak? İyi tabii, kaçırılmadığına göre iyi. İyiyim Civciv abi. Sanki sorumlusu benmişim gibi bana bağırıp çağırıyor. Sen uyuma. Gelince konuşacağız. Daha konuşacağız.
Kolay gelsin. Allah, sıcakmış. Ateşin üstünde ondandır. Enişte hayırdır bu saatte? Hiç. Kestane yemeye geldi. Biri kestane yediğimizi mi söyledi? Yok. Merak ettim. Geçerken uğrayayım dedim. Neyi merak ediyorsun enişte? Yeğenimi merak ettim Fahri. Ben iyiyim enişte. Beni niye merak ettin? Özlem nasıl? Ne bileyim ben, git babasına sor. Babasına sorulur mu şimdi? Adam perişandır. Niye? Şişt. İçeride mi? Buyur. Ya enişte, ne diyeceksen de Allah aşkına. Ya kız iyi mi? Herkes merak ediyor. Enişte ne diyorsun sen? Özlem'le ilgili bir sorun mu var? Ya Alparslan, seni tebrik ediyorum. Karda yürü, izini bırakmaz demişlerdi de. Yeğenim, kız kaçırma meselelerinde önce büyüklerine danışacaksın. Enişte, söyleyecek misin ne olduğunu? Ha. Sen kaçırmadıysan kızı kim kaçırdı ki lan? İlyas, bu kız sevgilisini hiç mi tanımamış? Alparslan kıskandırılır mı? Abi, kıza fazla suç atmayalım çünkü biz de belli ki bizim çocuğu tanıyamamışız. Gider adam vurur, devletle kanka olur, kız kaçırır. Benim bu çocuğu bıraktığım en son yer Nevzat'ın yanı, vedalaşın diye bıraktım. Acaba bunları konuşup birlikte mi planladılar bu işi? Reis, Fahri de orada. Sana söylemeden böyle bir işe girmez. Bilemeyiz Vehbi abi. Kimin ne zaman hangi işe girdiğini, gireceğini bilemeyiz. Abi, ben de diyorum ki, şimdi sen devlete rest çektin ya. Ha Cici. Bu Nevzat, Alparslan'ın kanına girmiş olmasın? Bir saattir ben ne diyorum Cevcim? Farklı bir şeyi yumurtlamışın gibi. Hı? Sen birlikte mi yaptılar acaba diyorsun? Ben de Nevzat mı kandırdı acaba diyorum. Ha. Ya benim yumurtam sarı diyorsun yani. Amca kim kaçırmış Özlem'i? Bir şey öğrenebildiniz mi? Oh be. En azından kimin kaçırmadığını öğrendik. Senin Nevzat abin sana bu konuyla alakalı bir şey söylemedi mi? Yo. O mu kaçırdı diyorsun amca? Ben anlamam devlet istihbarat işlerinden. Ulan. Bu adam gitmeden evvel amcan yanlış yapıyor Alparslan. Senin de canın yanacak, onun da canı yanacak dedi. Benim yüzümden niye Ünal'ın kızını kaçırsın? E adamları ellerinde de. Yani diyor ki, ver adamımı, al kızını. Herhalde istihbaratçılar Alparslan'ın manitasına aman bulaşmayalım, kaçırmayalım demeyecekler. Sonuçta koca devlet yönetiyorlar. Tabii. Bizim gibi oto kiralama yapmıyorlar. Konuş, konuş. Konuş ki içinde kalmasın, yoksa vereme çevirir. Teşekkür ederim dayı. Ya dayı, sen devlete nasıl sırtını dönersin? Hadi sırtını döndün, adamın yüzüne niye söylüyorsun? Ulan devlet diyorum, devlet. Aklından geçeni bile biliyorlar, arkasından konuş diyor. Bana bunu nasıl yapar bu adam? Oğlum amcanı anlamadın mı sen hala? Sana yapmıyor, Ünal'a yapıyor. Sana ayrıl diyen o. Bence sen Nevzat'a kızacağına gördüğünde teşekkür et. Ünal'a dert olsun diye. Bence biz bu konuyu kendi içimizde konuşarak kendimizi veremeyeceğimize gidelim, Ünal'ın karşısında dikilelim, onu anlatalım.
derdi olsun. Hakikaten ona dert olsun. Söyle. Kuvvetle muhtemel istihbarat. İhtimal sormuyorum Özer. Mekanın bulunduğu bölgedeki mobese kayıtlarına ulaşılamıyor. Özlem'in kaçırıldığı saatteki. Yani Nevzat. Mafya işi değil. Mafya süsü de vermediklerine göre adamıma karşı kızım diyor. Bunun neden yaptıklarını biliyor musun Özer? Havaalanı çıkışında Özlem'i aldıklarında istedikleri yere gittim. Mezafımı gösterdim. Kızın Ünal Bey. Tabii ki zaaf göstereceksin. Ve ne isterlerse vereceksin. Nasılsa bunun bedelini ödeteceğiz. Bunun bedelini herkes ödeyecek. Sen dahil. Hızır. Ünal kızına karşılık adamımı geri vermezse ne yapacağız? Ünal tüccar adamdır. Her şeyin bir karşılığı olduğunu bilir. İhtimalen soruyorum. Adamın kızını öldürecek halimiz yok ya. Yaparız senin Alparslan'la şöyle telli duvaklı bir düğün. Sen de Ünal'la karşılıklı göbek atarsın. Adamlar masaya oturacak olursa var ya, senin Hızır Reis'in işi çok zor. Benim Alparslan'ım, benim Hızır'ım. Sanki operasyonu ben yönetiyorum Davut Bey. Senin operasyonun? Adam bir daha benimle görüşmeyeceğini söyledi. Söyler. Onun yerinde olsam ben de seninle görüşmem. Bir adamına sahip çıkamadın, yakalattın, açığa çıktın. Bir gün açığa çıkacağımı biliyorduk Davut Bey. İşte o gün bugün değildi Nevzat. Nevzat. Diyorum ki, hazır Ünal'ın kızı elindeyken, sen de açığa çıkmışken, sen de gidip Ünal'ın karşısına çıksan, ha? Nasıl yani? Şimdi senin adamın masayı toplayacak. Bütün adamları toplayıp planlarını anlatacak. Onlar da topluca bize verecekler, veriştirecekler. Devlet öyle mi yapar, devlet böyle mi yapar, devlet kızımı kaçırır falan falan işte. Bildiğin mafya ağzı. Sen de masaya git. Onların karşısına geç. Devletin ağzını aç. Ha? İnsanların zaafları vardır Nevzat. Devletin yoktur. Efendim biz de insanız. Sen ölü bir insansın Nevzat. Ben de devletim. Sana bile zaafım yok. Tutar
Hızır. Bunu kimin yaptırdığını biliyorsun değil mi? Evet. Nevzat. Niçin yaptırdığını biliyor musun? Adamını bırakın diye. Yok, hayır. Tabii o da var da tek neden o değil. Başka? Onlar seni benim yerime oturtmak istiyorlardı. Ama ben oturttum. Bunu kaldıramıyorlar. Onlar oturtsaydı kucağa oturmuş olacaktın. Siz her şeyi planlıyorsunuz ya Ünal Bey. Özlem ölürse yerine kimi koyacaksınız? Onu kararlaştırdınız mı? Kızımı sen kaçırsaydın Özlem zarar görürdü. Devlet kaçırdığı için ben zarar gördüm. Hani Özlem benim yanımda olmayınca güvende olacaktı ya. Onun için soruyorum. Özer Bey'in oluşturduğu şahane güvenliği sorguluyorum. Devlet harekete geçeceği zaman zaafsız bir güvenlik yoktur delikanlı. Konu devlet. Güvenlik, zaaf falan değil. Konu ne yapacağız? Hepimiz biliyoruz ki Özlem'in kılına bile zarar gelmeyecek. Önemli olan siz Nevzat'ın adamını bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız? Sen bunları kafana takma hazır. Masanı topla. Ne demek masanı topla Ünal Bey? O masaya oturacak adamları ben, siz devlete savaş açmışken Sirkeci Garı'ndan mı bulacağım? Masamıza oturacak adamlar, devletle savaşmayı göze alabilecek kadar gözü kara insanlar olsunlar ki zor günümüzde bizi satmasınlar. Ünal Bey, amcamın sorusunu cevaplayacak mısınız? Nevzat mıdır nedir her neyse işte. Adamını serbest bırakacak mısınız? Bana bak aslanım. Bu seni hiç ilgilendirmez. Kız benim kızım. Ticaret benim ticaretim. Savaş benim savaşım. Ünal Bey. Sizin öfkeniz ne kadar anlaşılırsa Alparslan'ın temkarlığı da bir o kadar anlaşılır. Yani kolay değil. Bir günde sevdiğinden ayrılmak zorunda kaldı. Sırf sizin ve amcasının isteği yerini bulsun diye. Sırf bu yüzden karşımda oturabiliyor. Ama bu demek değildir ki yarın Özlem döndüğünde her şey eskisi gibi olacak. O zaman Nevzat'ın adamını bırakacaksınız yarın Özlem gelecek dediğinize göre. Sen masanı topla hazır. Devlet de millet de zannetmesin ki Ünal Kaplan'ın şahsi meseleleri yüzünden masa toplanmıyor. Pekala. Tekrar geçmiş olsun Ünal Bey. Müsaadenizle. Oğlum sen benim yanımda vır vır edersin. Milletin yanında doğru konuşursun.
Bu benim yanımda doğru konuşur, milletin yanında vır vır eder. Hanginizle nereye gideceğimi şaşırdım arkadaş. Ha, bu gece nerede kalacaksın abi? Hadi gel benimle kal. Baksana bu sevdalı, aklı başında değil. Ben bu gece bunun aklını bekleyeyim. Gider abi. İkimiz bugün fidanlıkta kalalım seninle bekar bekar. Ben de geleyim abi. Yok. Sen gelme. Oğlum bak, seni bekleyen bir kadın varsa yanına gideceksin. Bak bunun vardı. Kayıp. Benim iki tane var. İkisi de sakat. Yavaş da. Nazlı ben. Bugün çok canımı acıttın. Karından çok sen. Nazlı ben. Bugün yanımda olmayacaksan ne zaman yanımda olacaksın? Seni çok seviyorum. Ne olur gel. Nazlın. Yaren. İnsan gönlünden silemedikten sonra yazdıklarını silse ne olur? Bir şey mi istedin canım? Belli ki çok şey istemişim. Atarım. Ah.
önce ben. Önce ben. Gönlümden atacağım dersin. Atamazsın. Öyle hava atmaya benzemez bu işler. Ben bir şey mi dedim? Ben de onu diyorum da demediğin için. De, içinde tutma, at. Ne konuşayım amca? Öyle seviyorum, böyle seviyorum. Unutamıyorum. Konu bu değil ki. Kızdan ayrıyım. Üstelik kayıp. Kayıp mayıp değil lan. Belli ki Nevzat'ın elinde işte. Onunla da konuşacağım. Onunla bununla konuşacağını amcanla konuş, amcanla. Amca. Hı. Babam annemi sever miydi? Ben anlamıyorum bu gönül işlerinden. Konuşmayı falan da beceremiyorum zaten. Anladığım bir şey değil. Ulan ne biçim kestane bunlar? Taş gibi. Bir tane yemedim, yiyeceğim diye çenemin bağları şakşadı. Hadi iyi geceler. İyi geceler amca. Esra, bizim ailede ölsen bile üstüne kimseyle evlenemezsin. Ya bırak öyle sağlığında biriyle görüşmeyi. Evli değilken bile, hatta ayrılmışken. Ölsen bile diyorum ya, ölsen ölsen. Hani ne görüşebilirsin, ne evlenebilirsin. İlyas, bunları bana niye anlatıyorsun nasihat edermiş gibi? Heh. Anlatıyorum çünkü anlamayanlara anlat diye. Özlem bulunsun. Sen karşına çek, konuş olmaz mı? Ben ne konuşacağım ya Alparslan'dan ayrılmış kızla? Alparslan Özlem'i terk etti. Herhalde yani. Yok bir de Özlem mi terk edecekti yeğenimi? Kızım, biz karar vermediğimiz sürece ölüm bile ayıramaz ailemizi sevenleri. Yengen? Ne olmuş yengeme? Öbür yengen. Nazlı benim yengem mengem değil. Alparslan'ın... Şşş. Benim bir tane yengem var. Alparslan'ın evleneceği kız da ancak gelinim olur. Anne, o bavullar ne? Babanın. Lütfiye abla, bunlar ne? Babanın eşyalarını sepetliyor abla. Yardım edeyim mi babaanne? Kocana edersin. Anne. Babamı evden mi kovuyorsunuz anne? Ananın evidir. Kimi isterse kovar. İstersen beni bile kovar. Yok anneciğim, öyle bir şey. Baban eşyalarını istemiş. Bazı eşyalarını istemiş de galiba ayrı eve çıkıyor. Anne, ben bir şey merak ediyorum. Babam mı istedi? Sen mi gönderiyorsun bunları? Ben gönderiyorum. İyi yapıyorsun. İyi yapıyorsun ha? Öbür evdekiler de iyi yapıyorsun derlerse görürüm yüz ifadenizi. Kutla kafa. Babaanne, ne yapıyorsun ya? Karışma kadınların işlerine de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç. Günaydın. Günaydın. Oh, maşallah ablama. Civciv geldi mi? Hı hı, kapıda.
Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk da bunlar ne Lütfiye? Hani ben bu kadar elbiseyi abiye mi götüreceğim? Ben bilmem. Merhaba yenge, geçmiş olsun. Sağ ol cici. Yengeciğim, ben bu kadar elbiseyi abiye götürmeyeyim. Mevzu bana dönmesin. Ayşen çocukları bırakır. Sen eşyaları abine götür cici. Anladım. Anladım. Dur abi, olayı ben alayım. Al, al Lütfiye. Yardım edeyim sana. Git. Geç içeri. Adın ne? Ahmet. Özlem'le nereden tanışıyorsunuz koçum? Okuldan abi. Hangi? İlkokul. Sen hala orada mı kaldın ya? Anlamadım abi. İlkokulda mı okuyorsun hala diye soruyor İlyas abi. Hayır. Üniversiteyi yeni bitirdim. O zaman niye ilkokul arkadaşınla görüşüyorsun? Kıtlık mı var? Yok abi. Biz hiç kopmadık. Sen hayvan mısın? Yani seni bir yere mi bağladılar da? Niye kopmuyorsun? Özlem'le niye görüşüyorsun hala diye soruyor İlyas abi. Abi. Abi ben de çok üzgünüm dünkü olanlardan dolayı. Yani ne olduğunu bile anlamadım. O zaman ben sana anlatayım. Şimdi... Bizde sevgilisi olan biriyle kahve içilmez, yemek yenilmez, sinemaya gidilmez, gezilmez. Hele bir sor niye? Niye? Tabii kimsenin haddine değildir yanlış anlamak da. Ola ki biz sevdiğimizden ayrıldık. Üstünden de 10 sene geçti. Sonra biri eskaza yanlış anladı, dedi ki İlyas artık Esra'yı sevmiyor. Esra İlyas abinin nişanlısı. Abi ben erkek arkadaşı olduğunu bilmiyordum Özlem'in. O beni aradı. Bir şeyler içelim mi dedi. Peki dedim. Ne biçim arkadaşsın sen? He? İnsan ilkokul arkadaşının hayatında kimse var mı, sevgilisi var mı, nasıl biridir, kimdir diyebilmez mi ya? Abi özür dilerim. Özlem'le bir daha görüşmem. Vallahi de billahi de görüşmem. O zaman şöyle yapalım. Özlem ortaya çıktığında... Ona da soracağım. Eğer bugün bana anlattıklarının herhangi bir yalan çıkarsa... ...seni kaldırırım. İşte o zaman seninle daha farklı görüşürüz. Anladın mı? Anladım abi. Hı. Abi ben bir yanlışını anlatıp geleyim. Şişt. Gece vakti kızla niye görüşüyorsun sen? Gündüz buluşmuştuk.
Baktın hava kararıyor, kızı eve bırakacaksın. Bir daha yapmayacağım. Vallahi de billahi de. Yok, bir de yapsaydın. Oğlum kız tuvalete gidiyor, sen niye gitmiyorsun onunla? Niye gideyim ki Reha abi? Biz gidiyoruz. Çiçe tutmaya mı gidiyoruz lan? Biri sarkmasın, biri kaçırmasın. Senin gibiler de başını belaya sokmasın diye gidiyoruz. Anladın mı? Anladım abi. Bin lan arabana, bin. Can bin. Afiyet olsun abi. Buyur, beraber olsun Cimci. Sağ ol abi, eyvallah. Hadi bakayım. Bunu bırak, tamam. Ulan bir tane elbise istedim. Arabayı çıfıt çarşısı gibi doldurmuşsunuz arkadaş. Bu ne lan? Ha. Meryem yengem lazım olur diye düşündüyse abi, yani hani hangi renk giyeceğini bilemediyse. Civciv, adamı cehennemde elbiseyle yakmıyorlardı. Evet abi, ben de aynı şeyi Ayşe'ne söyledim. Oho dedi, Hızır abim günde kaç elbise değiştiriyor biliyor musun Civciv dedi. Lan götür şunları geri, yürü. Tepemin tasını attırmayın benim, yürü. Eyvallah abi. Civciv abi, bir şeyler yeseydin. Size afiyet olsun Alparslan. Ben yiyeceğim, yedim. Amca, nasıl oluyor da her gün yengemle kavga ederek ilişkini sürdürebiliyorsun? Sadece yengenle değil ki oğlum. Ben herkesle ilişkimi böyle sürdürüyorum. Yorulmuyor musun? Niye yorulayım oğlum? Böyle şeyler olmazsa yaşlanırsın. Benden azlığı sakinlik olsun diye seçtin zannetmiştim. Hani evden yorulup. Bak yeğenim. Benden sana tavsiye. İşinde sakin ol. Ama evinde asla. Hangi ev olursa olsun. Roka ver oradan. Hoş geldin güzellik. Hoş bulduk abla. Nasıl bebek? Sür elini sür. Güzelliğin geçsin. İyi. Aman aman, kimleri görüyorum. Ta aydınlardan gelmiş Esra Hanım. Hoş geldin. Hayriye Hanım duysun diye bağıra bağıra konuşuyorum. Anladım. Haydi gelin. Aa, hoş geldin Esra'cığım. Bırak. Kız yoldan gelmiş, tutma lafa. Otursun bir iki lokma yersin de. Onca yıl niye geldin? Geçmiş olsun, bir telefon kaldıraydın yeterdi. Bizzat kendim gelmek istedim Hayriye Hanım'a. İyi yapmışsın. Nasılsın ablacığım? İyiyim. İyi. Sen nasılsın? İyiydim de
Özlem'in durumundan dolayı üzgünüm çok. Bir haber yok hala. Niye? Ne oldu ki Özlem'e? Sizin haberiniz yok mu? Yok. Yok belli ki de. Çatlatma insanını da. Ne diyeceğim onu? Özlem dün kaçırıldı restorandayken. Ah! Kim kaçırmış? Kimle oturuyormuş ki? Ne restoranı acaba? Yani kim görmüş, kime söylemiş? Sana kim söyledi? Mübeccel hangi birine cevap versin? Ya bir yerden başlasın. Öldüm meraktan şurada. Söyle hadi. Merak edecek bir şey yoktur. Alparslan kaçırmıştır. Yok anne, Alparslan kaçırmamış. Alparslan'dır. Yok anne, o değil. İlyas söyledi. İlyas sana her şeyi demez. Alparslan kaçırmıştır kızı. Dedesi beni nasıl kaçırdıysa. Sen söyle bana tatlım. Ne dedi sana İlyas? Dün akşam Özlem'le mesajlaşıyordum. Birden kesildi. Aradım, telefonu başka birisi açtı. Arkadaşınız az önce kaçırıldı dedi. Civcivle enişte yaptırmıştır onu. Yok anne, civciv kimseye sormadan öyle şey yapmaz. Bir kesmeyin kızı da. Anlatın. Ben de İlyas'a haber verdim. O da ilk baş Alparslan yapmıştır dedi ama Hızır abimlerle toplantıya gitti geldi. Alparslan'la alakası yok, başkası yapmış dedi. Kaplanların kızını eğer biz kaçırmadıysak kesin devlet kaçırmıştır. Yani başka kim kaçırabilir ki? Mübeccel. Masanın başına uşağım geçmiştir. Madem devlet kız kaçıracak, Zeyno'yu kaçırırdı da. Allah korusun anne. Allah korusun. Alem değişmiş, racon değişmiş, herkes değişmiş. Devlet de mi değişmiş? Kız kaçırmak neymiş Hızır'ım? Dünya değişti, Ünal değişmedi. Ver herifi, kızı geri versinler dedim. He demedi arkadaş ya. Demez. O evlat nedir bilmez. Ana nedir bilmez. Baba nedir bilmez. Şahin Ağa. Ünal'ın yaptığı şey devletle amcamı düşman etmek. Bakın görürsünüz. Kendisi kızını alacak. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin yerine çekilecek.
Reis devlete dikti ya. Alparslan onu kastediyor. Onu da anlamış değilim. Bu yaşıma gelmişim, dik durmuşum evelallah. Devlete de hiç dikmemişim. Birimizi ağır olur. Ne yapaydım? Reis sensin. Ne yapacağını ben mi söyleyeceğim? Ya şimdi mevzu devlet mi? Reis yeni masa kurdu. Adamlar gelecek, yeni adayları soracaklar. Bir şey diyeceksen şimdi de Şahin'a. He, doğru diyor. Hakikaten kimleri bulmuşlar bunlar? Tipinin seçtiği ateş. Sıcağı seçtiğinden belli. İlla ateşin yanında oturacak. 3 gün sonra ağlamaya başlar. Ben bu ateşi sevmedim dadaş diye. O hiç kimseyle anlaşamaz. Da. Ateşi seçmesine şaşırdım bak. Reis. Aklına yatmadıysa yok de. Ne diyeceğim? Kendileri uğraşacaklar, bana ne? Şahin ağa. Bu ateş nasıl bir adamdır? Ateş cürümü kadar yer yakar. Ama psikopattır. Ahmet de Supi dedi bana. Supi. Ama onun kafası çalışır. Nereden bulmuş o kadar parayı? Artık neyi vaat ettiysen. Kesin paranın yarısını Ahmet veriyordur. Yarın bir gün adamıyla ilgili sıkıntı çıkmasın diye. Sağlamcıdır o. Ben bir tek iş yerinde Ahmet'i seviyorum zaten. Tonton duruyor ya Fahri abi. Sana zararsız geliyor. Asıl Selim kimi söyledi? Kimi? İlker'i. Hangi İlker? Vıcık İlker. Çıkmış mı içeriden o? Ben bile çıktım hazırım. Onun tekrar içeri girmesi 5 dakika. Ben demedim bir masada boş sandalye kalmayacak diye. O vıcığın size cacık olmasını istemiyorsan bırak masada otursun. Uyuşturucu kullanıyor herif de. Ne içtiği belli değil. Ne yapmasını istiyorsun? Namaza mı başlasın? Reis, bari buna yok de. Demeyeceğim. Peki poşet Refik kimi düşünmüş? Refik kimi seçecek? Toprağını. Toprak onun başına. Ben o adamı severim reis. Ticareti bilir. Racon ahlakı da vardır. Fibi. Buyur Şahin ağa. Senin birini sevdiğini duydum ya. Allah. 5. kim? Ünallı Özer'in adamı. İşte Tufa'ya geleceğiniz yer orası. Keşke 5.'yi kendim seçeceğim deseydin. Sana dedim. Kabul etseydin söyler miydin? Ben yerimden memnunum. Ama iyi kal o yerinde sen. Özer'in adamı kimmiş? Bir şey duydun mu? Ben nereden bileceğim? Belki bizimkiler biliyorlardır. Behbi. Şu Selimleri, Ahmetleri bir ara. Galeriye geçmişler mi? Eyvallah reis. Hiç gerek yoktu. Çok teşekkür ederim Mahmut. Estağfurullah.
Çok üzüldüm. Görünmez kaza diyeceğim ama bayağı görünür kaza. Aslında biraz da ben sebep oldum. Keşke Dursun'u söylemeseydim. Yok yok. Ben sana müteşekkirim aslında. Bu mesele içimi kemirip duruyordu zaten. Aklımı da başıma getirdi. Yaren bir şey söyledi. Kayıt mayıt almışsınız konuşmaları. İtiraf mahiyetinde. Evet aldım. Ama kullanmayacağım. Aslında ben de bunu söylemek için ısrarla gelmek istedim. Nazlı. Mahmut diyor ki alemde yanlış anlaşılır, hoş olmaz. Hem Hızır abi de küçük düşürür. Yani ben Hızır'dan da değil aslında. Ne yapacağım? Çoluk çocuk sahibi kadını içeri mi attıracağım? Tabii zaten Nazlı Meryem'e gözdağı vermek için yaptı ama... ...şimdi bana yollayınca ters tepti. Dinledim kaydı. Açıkçası Meryem Hanım'a da yakıştıramadım ama... ...tabii bize düşmez. Ben bizzat Yaren'den aldım, sildim kaydı. İyi yapmışsın. Ben zaten telefonuma ulaşamıyorum. Kazada arabada kaldı. Ayşen nerededir herhalde? Araba onundu ya. Arabada silah da varmış. O yüzden telefonunuz polistedir. Ama merak etmeyin, kurcalamazlar. Aa, nasıl yani? Arabada ne arıyormuş ki silah? Silahsız gezmiyorsa demek. Aa, Hatice abla gelecekti değil mi? Ben bahçeden gideyim. Şimdi kocasına falan söyler, sizin başınız ağrır. Yok Hatice abla kimseye bir şey söylemez de sen bilirsin. Çok teşekkür ederim her şey için. Rica ederim, her zaman. Canım. Hoş geldin Hatice abla. Hoş bulduk. Nasıl vaziyet? Biraz ağrım var o kadar. Abla bir şey içer misin? Yok canım almayayım. Bebek nasıl? Benimki iyi. Seninki nasıl? Çok midem bulanıyor ya. Anlayamadım. Ne Merve'de ne Can'da böyle olmadı. Ortam midemi bulandırıyor herhalde. Ortam bulantı yapıyorsa ben banyodan çıkamam. Bu ne bitmeyen felakettir benim çocuğumun başında abla ya. Teyzemin oğlu mu gönderdi bu çiçeği? Yok abla. Mahmut getirdi. Belli. Giderken götür. Bakarsan Hızır gelir melir. Sonra o çiçekleri tek tek sana yedirir Yaren Hanım. Gelmez. Gelir mi hiç? Bir nasılsın demeye mesaj bile atmadı. Adamın karısını kaydettiniz. Farkında mısınız? Sen de mi Hatice abla? Kızım, kazadan çıktın diye üstüne gelmek istemiyorum ama... ...yaptığının affedilir tarafı yok. Sanki Meryem sana dedi ki... ...Nazlı öyle bir şey yap ki... ...ömrümün sonuna kadar masum kalayım. Ya ispatı var abla, niye masum kalıyormuş? Bu alemde hiçbir şey kaydedilmez. Eden ihbarcıdır, ispiyoncudur. İhbarcıyla ispiyoncu katilden iyidir. Hayır, daha aşağıdır. Bu alemde diyorum Nazlı. Vallahi ben alem malem bilmem abla. Zaten Selin de gitti. Kızım bak.
Bir şey yapıyorsun. İşin içinde kaç kişi var bilmiyorsun. Kimleri yakacaksın haberin var mı? Her kimse cezasını çeksin abla. Hani Hızır içerideydi ya bu Dursun kaybolduğunda. Dursun'u kaybeden belli ki İlyas, kocam, işte Civciv, Vehbi. Meryem sırtında taşıyıp da götürmedi ya bu adamı. Ucu size dokunacak diye mi rahatsızsınız abla? Yolarım kız seni. Mahmut'tan öğreniyorsun hep bu ağızları. Aa, ama Mahmut benim nişanlım. Yani geldiğinden beri yok Mahmut'tu, çiçekti. Hay ne yaptı bu çocuk size, anlamadım ki. Ucu bana dokunacak diye benim bir şeyden rahatsız olduğum yok. Demeye çalıştığım, İlyas'a, kocama, Civciv'e, Vehbi'ye bir şey olsa Hızır seni mi affeder, seni mi affeder? Af bekleyen yok zaten. Bana müsaade. Anlaşılan sen hala kaza yerinde kaza halindesin. Tramvan geçince ararsın. Vallahi dadaş, benden yana sıkıntı yok. Ateş iyi çocuktur. İlla diyorsun ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Tamam kardeş. Olsun. Eyvallah. Ablana sordun mu? Sordum. Emin ablamı bilirsiniz. Benden beterdir, kimseye güvenmez. Vay kardeşim, sen kimseye kefil olma. Sen kimseyi seçme deyip durdu. Abla dedim. Mecbur birini önereceğim. Yok. Vallahi ben diyeceğimi dedim deyip konuyu kapattı. Vallahi ben ablanı söylersin diye düşünmüştüm ama tipi Hızır da yok demezdi yani. Yok yok demezdim. Sonuçta hepinizden daha delikanlı. Sağ ol dadaş, sağ ol. İsterseniz kanlı bıçaklı düşmanımı getirin. Yine de he diyeceğim, olmaz demeyeceğim. Önemli olan masanın ticari hesapları, şahsi hesaplar değil. Şimdi tipinin adamına da bir şey demezdim de biliyorsunuz bu huylu. Şimdi reis bir şey demedi diye akşam boş gelir. Ya hakikaten toplanacak mıyız? Günal'ın kızı kaçırılmışken. Günal'ın kızı meselesi değil beyler. Masanın meselesi. Alparslan'dan dolayı mı söylüyorsun reis? Devletten dolayı. Ne alakası var Refik? Ünal kimi önerecek? O gelecek mi? Sana bir şey söylediler mi? Bana bir isim söylemediler. Sizin bildiğiniz bir şey var mı? Yok. Sen seçtin mi özlerini? Bu işleri kim takip edecek? Burada biz bizeyiz. Söyle yükün azalsın. Herhalde yeni gelenlerden söylemeyeceksin. Konuşuruz da. Dadaş, öyle konuşuruz diyorsun da. Tasma, masma, biz nasıl konuşacağız ya? Onu da konuşuruz da. Hadi kalkın artık. Reisi daha fazla meşgul etmeyelim. Akşama toplantıda konuşuruz. Gidip toplantıya haber verelim. Dadaşlar, siz merdiveni dönünceye kadar ben yetişirim size. Reisle özel bir mevzum var. Bir şey konuşacağım. Hayırdır tipi? Ateşten vaz mı geçtin? Özel dadaş, özel. Ha. Hayırdır tipi? Dadaş,
Sizinkiler kaza yaptı ya. Bu sizinkiler niye kaza yaptılar? Kendin söyledin işte. Benimkiler de sana çarpmadıklarına göre. Sana ne? Tam olarak duvara tosladılar. Tipi dinleniyorsa da dinlensin. Söyle de kahretmeyin sana. Ne var? Nurten bizde. Nurten kim? İspirli Nurten. Yani? Hani Dursun'un karısı Nurten. Dursun'un karısı Nurten'in senin yanında ne işi var? Tipi anlamadım. Ne? İspirli dedik ya. Kalkmış bize gelmiş. Ablama her şeyi anlatmış. Ablam da dedi ki, ikinci hanım ziyaret ettiğine göre artık bu iş ayyuka çıkar. Nurten bizde kalsın. Sen Hızır'ıma söyle rahat etsin. Ben Nurten'e göz kulak olurum dedi. Sağ olsun Emine abla da bu Nurten niye bizden sonra size gelmiş? Dursun sizin oralı. Nurten bizim oralı. Önce kalkmış sizin oraya gelmiş. Bakmış ortada koca moca yok. Dönmüş bize gelmiş. Tamam tipi anladım. Nurten sizde. Bir ihtiyacı varsa söylesin ben hallederim. Kimseye borçlu kalmak istemem. Ben kimse miyim? Sana da borçlu kalmak istemem tipi. Tahsilata gelmedik dadaş. Tebligata geldik. Yıllardır bu işin içindeyim. Ben böyle bereketli zamanlar görmedim. İş yağıyor, iş. Bunu sen mi söylüyorsun Servet abi? Valla reisin lider olduğu bugünlerde herkes masaya seçilme umuduyla bütün işleri bize getiriyor. Ha, İlyas, diyorum reisle bir konuşsan da şu süreci biraz ertelesek. Yani tekel oluruz, tekel. Servet abi, daha düne kadar ham madde diye ağlıyordun. Hangi tekelden bahsediyorsun sen? E tamam, hazır Reha kardeşim de buradayken bu ham madde işini konuşalım. Buyur abi. Şimdi sizin bu oto mezarlığı var ya. Diyorum ki oradaki hurdalar ölmeden alayım eriteyim. Silah işi mi yapacaksınız abi? E demirdir sonuçta. Her şey yapılabilir tabii. Babama danışmak lazım abi. Sermet abi. Ben senin yerinde olsam devletin üstümüze geldiği şu günlerde araba mezarlığı dahil her mezarlıktan uzak kaçarım. Devlet ne oldu yine İlyas ya? Aa, senin haberin yok mu ya? Yok. Ünal Kaplan'ın kızını kaçırdı devlet. Tam para kazanacağımız şu dönemde yapılacak iş mi bana arkadaş? Yahu Ünal'dan bahsediyoruz, Ünal'ın kızından. Seninle ne alakası var? Senin ne işin var lan burada körükçü? Söz reis, eğer ağzımdan bir tek kelime çıkarsa bu iki bacağım da sana feda olsun. Ne oldu? Kellen mübeccel de paçalar bize mi düştü? Ya reis, yarım yamalak duyuyorum sonra saçmalıyorum. Bak Ünal Bey'in kızını kaçırmışlar. Şimdi ben bu yarım yamalak duyduğum şeyi gidip mübeccelden öğrenmeye kalksam... bu sefer yok Alparslan kız kaçırdı diye ortalık yangın yerine dönecek. Arkadaş, gevezeyi cehenneme atmışlar, odunlar yaş diye bağırmış. Tamam ulan tamam, sus, otur, otur. Ünal Nevzat'ın adamını bırakmış. Özlem? Özer'i aradım, hala ses yok. Fahri. Baba demeyi unuttun reis. Ara şu Nevzat'ı da şu kızı bir bıraksınlar, bir babalık yaptı. Reis, bırakacaklardır zaten. Bak ikinci toplandım,
Şu Ünal'ı bana vır vır dırdır ettirmeyin Allah aşkına. Terse mi yaydın Nevzat'ı reis? Nevzat kim, ben onu anlamadım. Senin öldü bildiğin. Ya bana hem mezarlıkta gezme diyorsunuz hem de ölüleri diriltiyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorum. Biz bir gidip bakalım. Birilerine ulaşabilirsek konuşalım. Babasın baba. Sen mafya babası ol, biz gariban babası olalım reis. Ne yapalım kardeş, herkes kendine yakışanı yapsın. Abi, seçilmeyen heriflerle ilgili sokakta sıkıntı var. Ne demek oğlum o? Selim abi bir kişiyle konuşmamış ki. Üç kişiyle konuşmuş, birini seçmiş. Tipi de öyle yapmış, Ahmet de öyle yapmış. Şahin Ağa'ya gidenler var. Servet abinin yanına hattaneye rüşvet için gidenler var. Bana bak, kimseden bir şey almayasın ha. Vallahi rüşvet değil, iş. Millet edepsizlik yaparsa bedelini öder reis. İt köpek havlamaya başladı. Normal. Doğru söylüyorsun. Havlayan olursa kesin sesini. Hem millete vaat ediyorlar, ondan sonra pisliklerini temizlemek bize düşüyor. Dayı, tipi niye geç çıktı? Özel bir şeyi konuştu. Tipi? Ha, tipi. Gömdüğünüz arkadaş var ya, onun karısı bunların yanında çalışmaya başlamış. Yani bana alenen diyor ki, ayağınızı denk alın, kadını konuşturursam hem enişten hem kardeşin içeri girer. Ablasını da vururum, onu da vururum. Ona biçim tehdit öyle. Yok ya. Sen şimdi bunları filanlıkta sıktırdın ya. Sende kaset varsa bizde de Nurten vardı. Öldürdüğünüz heriflerin dullarını millete koz vermeseniz daha rahat edeceğiz de. Ne yani? Şimdi milletin karısını mı vuracağız abi? Yok. Benim yaptığımı yapın. Yan yana getirin. Nasıl onlar kendilerini duvara vuruyorlar. Gerçekten bu kadar sır benim iki dizime ağır geldi. Tabii. Kellen mübeccelde. Burada değil ya. Aklında tutmazsın. Merak etme Servet. Acaba doğru yere mi geldik abla? Ben yanlış yere gelmem Nurten. Ne diyeceğiz? Geçmiş olsun diyeceğiz. Buyurun. Merhabalar. Ben daha önce Nazlı Hanım'la tanışmıştım. Nurten. Emin ablam da Hızır abinin ortağı, Tipi abinin ablası. Nazlı biraz rahatsız ama. Biz de onun için gelmiştik. Duydum ki Meryem olmadık bir iş yapmış. Bir konuşalım. Kalkma kızım, kalkma. Belli ki yaralısın. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Keşke haber verseydiniz. Daha uygun bir zamanda ağırlardım sizi. Numaranı buldum. Telefon açtım ama telefonun kapalıydı. Ben Tipi'nin ablasıyım.
Hızır'dan Tepe'yi duydun mu hiç? Yok. Hızır işten arkadaşlarından bahsetmez pek. Tamam. Sen söylersin ablası geldi diye. Bir şey içer misiniz? Çay koyayım mı? Yok. Hasta ziyareti kısa olur. Sen de Mahmut'un sözlüsün değil mi? Evet. Hepsi benim yeğenim sayılır. Hepsinin üstünde emeğim var. Bu da benim yeğenim. Dursun'un karısı. Sen zaten Nurten'i tanıyorsun. Evet, ziyaretine gitmiştim. Geçmiş olsun. Bir şeyler eveleyip geveledi ama... ben mevzuyu bizzat senden duyayım diye geldim. Yanlış anlaşılmış herhalde. Bir şey yok. Bak güzel kızım. Benim anladığım... Meryem sana gözdağı vermek için... Dursun'u göndermiş evine. Sonra ortaya çıkınca... ortadan kaybetmiş. Bir it için ağlanmaz kızım. Ablam var yanında. Özür dilerim abla. Doğru mu bunlar? Değil. Ben de sizin gibi zannetmiştim. Sonra gidip Meryem'le konuştum. İşin öyle olmadığını öğrendim. Nasılmış peki? Sizin dediğiniz gibi Dursun'u göndermiş. Ama sonra Dursun Hızır'la benim birlikte olduğumu öğrenince Dursun korkmuş. Meryem de Dursun'u kovmuş. Nereye kovmuş? Öteki tarafa mı? Benim Mahmut'tan duyduğum, şimdi Nurten Hanım'ın önünde söylemek uygun olmaz ama... Hızır abinin işleriyle ilgili bazı kabahatleri olmuş. Ne gibi? Hırsızlık gibi. Ama işle alakalı. Ben demiyorum Dursun tertemiz bir adamdı diye. İtin çakalın tekiydi. Hızır'ın işleriyle alakalı bir durumsa kardeşimin hatırı var. Erkek içine karışma. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyileşince beklerim. Aferin Mahmut'a da. Ne güzel bir gelin bulmuş bana. Başın sağ olsun Nurten. Şimdi ben ne yapacağım abla? Ne yapacağım? Meryem'e geçmiş olsun'a gideceğiz. Herkes her şeyi bildiğimizi bilsin. Hayriye Hanımlara gidiyoruz. Tatlı, ürkütücü, deli bir kadın ama ben sevdim. Nazlı. Biz de yaşlanınca öyle olur muyuz? Hı? Yaşlanabilecek miyiz hiç bilmiyorum Yara. Aa. Thank you.
Nevzat Bey. Yaşadığınızı söyledim efendim. Evet, onu biliyorum. Hızır'la ilgili ne söyledin? İşkencede. Bir şey anlatmadım. Ama çok fazla ilaç verdiler. Ne söyledim hatırlamıyorum. İyi düşün. Hatırlamaya çalış. Bir şeyler hatırlarsan da mutlaka bana haber ver. Tamam Nevzat Bey. Burada güvendesin. Nevzat Bey. Özür dilerim. Bütün operasyonu berbat ettim. Sen iyileşmene bak. Onları düşünme şimdi. Mahvettiğim bir şey yok. Mübeccel, Servet'in işleri iyi gidiyormuş. Ya, çok şükür abla. Sen her şeyi bilirsin zaten. O haddane yüzünden başımıza neler geldi neler. Ama şimdi Servet her şey toparlanıyor diyor. Ne toparlanması kız? Herkes Servet'in önünde kuyruk olmuş diyorlar. Ama ben tipiye söyledim. Servet iyi çocuktur, onunla çalışın diye. Eksik olma abla, sağ ol. Hatice. He abla. Söyledin mi Emine ablam geldi diye? Dedim da Meryem ablam yataktan çekti siz geldiniz diye. Üst başta yaşıyordur o şimdi. Ben Hayriye Hanım'ı demiştim ama namazdadır o şimdi. O Emine. Takmış peşine Nurten'i buraya geleyi. Ne demek isteği? Benim bilmem gereken bir şey var mı? O kadının bildiği. Yanına ona göre oturayım. Var anne, var. Nurten'in kocası meselesi. Onu biliyorum. Geçen öğrendim. Bu evi terk etme sebeplerimden biri de odur. Onu sana dememiştim. İçimde kalmıştı, şimdi dedim. Anne, ben çok utanıyorum. Utanmayacaksın. Olmuş bitmiş. Tövbeni edip sadece Allah'tan utanacaksın. Kullarda da dik duracaksın. Yoksa sana korkak derler. İyi de ben şimdi aşağı inip ne diyeyim o insanlara? Bir şey deme. Kaburgam ağrıyı konuşunca. O zaman da iyice suçlu gibi görünürüm. Meryem. Meryem kızım, sen suçlusun. Ben demiyorum ki suçsuzsun. Ama güçlü ol da. Peki anne. Haydi. Şimdi Ayşen abla, ben anlamadım. Neden birden gerginlik oldu? Artık onu da resmi gelinliğin zamanında anlarsın Esra'cığım. Biz de böyle böyle piştik. Tipinin ablası dediniz, düşman aileden mi? Bak canım, bizde düşman aile olmaz. Sabah dost olan, akşam düşman. Bugün düşman, yarın dost. Peki abla, bunları size biri mi söylüyor? Nereden bileceksiniz dostu, düşmanı, bugünü, yarını, sabahı, akşamı? Şimdi şöyle. Mahmut dost mu? Yok, o düşmanın önde gideni. Hah. Ama abisi dost. Peki Mahmut Yaren'le evlenirse? Yaren'in üstümde hakkı var. Namusumla ilgili doğruları söyledi. Yok, öyle olmaz. Dostsa dost, düşmansa düşman.
Mahmut sana düşmansa bana da düşman. Yaren Meryem ablama düşmansa hepimize düşman. Ay ben yapamayacağım galiba. İlyas benimle evlenmese mi? Allah kabul etsin Hayriye Hanım. Namazdaydın herhalde. Ah Emine, sen de her şeyi biliyorsun. Hoş geldiniz. Otur bizim otur. Nasılsınız? Siz nasılsınız Hayriye Hanım? Nene hatun gibiyim. Nasıl olayım? Sırtımda cephaneluk. Cephe cephe geziyorum. Kazan mübarek olsun Hayriye Hatun. Sağ ol. Sen nasılsın? Tipiyi ne zaman baş göz edeceksin? Bizimki huylu. Kimin başını yakayım? Sağa da gelin zor olunur Emine. Ay anne, sanki sana gelin olmak kolay da. Meryem gibi gelinim olsun tabii ki kolay. Ben bir tane daha Meryem bulamıyorum. Sus anne, sus. İçeriden duyacaklar, üzülecekler değil mi? Korkan adam sessiz konuşur. Duya duya, üzüle üzüle, Meryem olur Nida. Bu kaza nasıl olmuş Hayriye Hatun? Nazardan. O kadar övüyorsun ki gelinini, sen nazar etmiş olmuyorsun. Ben kem gözlü değilim. Benim nazarım değmez. Hoş geldin Emine Hanım. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Meryem'im. Emine yavaş. Kızın kaburgası çatlak. Sen sertsin, incitirsin. Sen de hoş geldin Nurten. Hoş bulduk abla. Geçmiş olsun abla. Sağ ol. Nasıl oldu bu kaza Meryem? Bir şeyler duyduk ama. Her duyduğunuza inanmayın Emine Hanım. Kazadır işte, oldu. Allah beterinden korusun. Arabada yalnız da değilmişsin herhalde. Değildim. Sizin de duyduğunuz gibi aile meseleleriyle ilgili bir sıkıntı vardı. Şahısla konuşurken sinirlendim. Fren yerine gaza basmış. Ben de hiç beceremem onu. Hep aynı şeyi yaparım. Fren yerine gaza basarım. O yüzden geçtim bu sevdadan. Araba kullanma sevdasından değil mi abla? Bütün sevdalarımdan canım. Bütün sevdalarımdan. Meryem. Emine. Bu kız kimdi? Sen yanına almışsın. Ben bir yerden tanıyorum bunu. Sizin Dursun vardı ya. Onun karısı. Adam ortada yok. Ben de dışarıda kalmasın diye yanıma aldım. Sağ olsun ablam. İyi yapmışsın. İyi ki ortadan kaybolmuş o it. Ben onu görürsem vuracağım. Niye anne? Size de mi bir edepsizlik yaptı? Bak kızım.
Bak kimse edepsizlik yapamaz. Ama onunla alakalı çok pis şeyler duydum. Giz, kari, kumar, hırsızlık, arsızlık. Emine. O dursun mursun geri dönerse bu kızın yanına koma. Onu bana yolla ki ben onu vurup gömeyim. Geldi. Hasan merhaba. Bana bunu nasıl yaparsın? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben sana burada dostluk yaptım. Arkadaşlık yaptım. Sırdaşlık yaptım. Sen ne yaptın? Gittin sevdiğim kızı kaçırttın. Sonra ben sana bir şey yapmadım. Pardon. Kime yaptın? Sevgilin olmayan kızın babasına. Birinin sevgilim olmaması onu sevmediğim anlamına gelmez. Babasına yaptığım şey de sana yaptığım anlamına gelmez. Bana laf cambazlığı yapmayın Nevzat Bey. Burada oturduk sizinle konuştuk. Bana söyleseydiniz size hayır mı diyecektim. Hadi dedim senin için ne fark edecekti? Yine kaçırtacaktın. Ama en azından bana söyleseydin Özlem'le konuşup bunu ayarlayabilirdim. Adamını kurtarmak için. Seni tehlikeye atmış olurdum. Beni tehlikeye at. Sevdiğimi değil. Diğer sevdiklerini de tehlikeye atacağım. Onu söylemeye geldim. Et tehdit. Et. Devam et tehdidine. Alparslan. Ben sana değer veriyorum. Sen çok delikanlı, mert bir insansın. Amcana da bir söz verdim. Senin harcamanı istemiyorum. O yüzden sana bir teklifim var. Kusura bakma. Senin için çalışmam ben. Afaslan gel şimdi beni çalışmayı falan. Eğer gerçekten söylediğin kadar Özlem'i seviyorsan al onu ve git buradan. Yarın sabah bir uçak var. İtalyan asıllı iki Kanadalı olarak ölene kadar mutlu mesut yaşayın. Ne buraya dönün, ne burayı arayın. İşte sana fırsat. Özlem nerede? Minibüste. Baygın halde. Kesinlikle bir zarar verilmedi. Uyanınca hiçbir şey hatırlamayacak, bilmeyecek. O da bunu kabul edecek kadar seni seviyorsa hemen gidin. Kimlikleriniz kimse tarafından bilinmiyor. Bu bilgilere ne Ünal ne de Özer ulaşabilir.
ne de bir başkası. Ne diyorsun Michael? Benim adım Alparslan Çakır Beyli. Ben böyle doğdum. Böyle yaşayacağım. Böyle öleceğim. Özlem'in ismi de aynı kalacak. Bir gün soy ismini değiştirebilir. Çakır Beyli olarak. Heh, bu ne sizi ne de babasını ilgilendirir. Aç mısın Nevzat Bey? Sağ ol Fahri. Yemeğe gideceğim. Özür dilerim. Seni koruyamadığım için özür dilerim. Yanında olmadığım için özür dilerim. Yanında olamayacağım için özür dilerim. Ama sana söz veriyorum. Bir gün benim istediklerim olacak. O zaman sen de benim yanımda olacaksın. Söz. Söz. Evet beyler. Ateş kardeşimiz tipinin kefaletiyle burada. Savaşları yöneten masaya bir gün oturur muyum diyordum. O gün bugünmüş. Beni aranıza kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Savaş öldü dadaş. Yanlış masaya geldim. İlker arkadaşımız Selim'in kefaletiyle aramızda. Söz veriyorum. Masada vıcıklık yapmayacağım. Yaptım bile İlker. Gülerek başlayalım istedim ki hep ticaretimizde yüzümüz gülsün. Gülsün gülsün. Evet. Güzel başladık. Eskiler der ki nasıl başlarsa öyle devam eder. Supi, Ahmet'in kefaletiyle aramızda. Burada bu masada olduğum için gururluyum.
Bugüne kadar zaten çok büyük işler yapıyordunuz. Bundan sonra benim de bir katkım olursa bu masadaki herkesten daha çok mutlu olurum. Biliyorsunuz Supi cimridir. Mutluluğun bile çoğunu kendine ister. Yalan yok. Öyleyim. Toprak. Refik'in toprağı. Hoş geldin toprağım. Hoş bulduk. Şeref duyduk. Ben inanıyorum ki büyüklerimizin liderliğinde ticaret yapacağımız topraklar kat be kat artacaktır. Herkesin dilekleri çok güzel. Evet beyler. Özer Bey'in ve Ünal Bey'in kefaletiyle... Özer'in kefaletiyle Hızır'cığım. Ben de senin gibi aday göstermedim. Ama Yılmaz Bey sizin 40 yıllık dostunuz Ünal Bey. Öyle ama Özer'le arkadaş olduktan sonra beni benimsemeye başladı. Kırk yılın kaçında İstanbul'daydın Yılmaz? İki. Bundan sonra hep aramızda olursunuz umarım. Hızır'cığım ben de kumar oynayacak para kalmadı. Hepsini bu masaya yatırdım. Mecbur buradayız. Kumarda her zaman masa kazanır. Hepimizin şansı bol olsun. İşte böyle rulet krupiyeri gibi konuştuğu için yıllarca arkadaş olduğumuzu sakladım. Ama Özer'i kıramadım. Evet Hızır. Özer demişken kendi Özer'ini eskilerden mi? Yoksa yenilerden mi seçeceksin? Umarım Özer Bey de beni kırmaz. Ama eskiden de olduğu gibi layıkıyla yaptığı görevinde kalmasını rica edeceğim. Yılmaz Bey de geldiğine göre artık onunla tavla oynarsınız Ünal Bey. Ben bu görev için size yakınlığı itibariyle Selim'i tercih edersiniz diye düşünüyordum. Selim'le olan yakınlığımın bozulmasını hiç istemem. Ama sizinle hiç yakın olmadık. O yüzden bozulacak bir şey olmadığına göre ticarete katkınızı rica ediyorum. Hem yeni gelen arkadaşlara vazifelerini taksimde hem de eskilerin katkısını takipte sizin tecrübelerinize ihtiyacımız var Özer Bey. Ne diyorsunuz Ünal Bey? Bir kere de sorma be Özer. Son kez soracağım için Ünal Bey'in vereceği cevabı herkes duysun istedim. Ben Hızır'ın bu teklifini sevinçle karşıladığım gibi Özer'in de son kez bir soru sormak istemesinden çok memnunum doğrusu. Özer. Pekala. Kabulümdür. Aramıza yeni gelen arkadaşların veliahtlarına aranızda karar verirsiniz. Sizin için uygun olan benim için de uygundur. Şimdi gelelim asıl konuya. Bildiğiniz gibi dün gece istemediğimiz bir hadise oldu. Hadisenin özelini konuşmayacağım ama genelinde devlet bize gözdağı verdi.
Neden? Çünkü Ünal Bey masanın irtibatını devletle kesti. Hızır'ın bu telkininden sonra meseleyi şahsi meselem olarak algılama hakkımdan vazgeçtim. Ve masayı dinleten adamı serbest bıraktım. Ama hala kızım geri verilmiş değil. Evet, bu benim sorunum. Ama yansımasında bu masadaki herkes sorumlu. Devlet bize savaş açmışsa biz de savaşırız. Nasıl? Biraz zarar ederiz ama silah üretimini durdururuz. Ne süreyle? Bize yalvarana kadar. Ne olur silah üretin diye. E bu grev bir yıl sürerse bu zararın altına nasıl kalkarız? Birbirimize destek olursak kalkarız. Devlet dediğimiz bir şahıs, iki şahıs, üç şahıs. Bunların adları yok mu? Niye bunları satın almıyoruz? Satın al da göreyim. Alamazsak gereğini yaparız. Ünal Bey gereğini yaptı, kızını aldılar. Satın almaya çalışmak bir şey değildi. Ben öldürmeye karşıyım. Daha önce Hızır Reis şu Nevzat denen adamı öldürdü diye bildik. Meğer her şeyimizi dinliyorlarmış. Operasyonumuza karşı operasyon düzenlediler. Adam hala sağ. Ben de satın alma yanlısıyım. En azından bizi dinleyen alt ekipleri satın alabiliriz. Diğer kısmını da ayıklarız. Hı? Doğru söylüyorsun. Üstleri satın alamayız. Ama alt ekipler mevkiyle, menfaatla, zaafla kandırılabilir. Beni biliyorsunuz. Ben vuralım kıralımcıyım. Ama biz güçlü durursak onlar geri adım atmak zorunda. Neticede benim bildiğim bu masa güçlüyken hiçbir şey yapamadılar. Aynen. Tek tek masayı çözüp zafiyet yarattılar. O yüzden bugün bunları konuşuyoruz. Arkadaşlar, gölge ile savaşamazsınız. Devlet gölgemiz gibi. Işığın olduğu yerde gölge vardır. Ne yapıyorsak yapalım, gece zifiri karanlıkta iz bırakmadan yapacağız. Ola ki gölgeyle karşılaştık. O zaman gölgeden korkan bu masada oturmayacak. İlyas, dışarıda adam biliyorsa toplantının bitmesini beklemen lazım. Ne yapıyorsun? Abi dışarıda ölü ama yaşayan bir adam var.
Hepimizin onunla görüşmek isteyeceğini söylediği için buradayım. Kimmiş İlyas? İstihbarattan. Nevzat Çankırı. Hepimiz onu görmek isteriz, değil mi Hızır? Evet, haklısınız. Bizi gizli gizli dinleyeceklerine karşımıza geçip dinlesinler. Arkadaşlar, burası biraz sıcak mı oldu da? Bu Nevzat, o Nevzat mı? Kısa getirmiş olmasam? Yok canım, ne alakası var? Ay şansıma tüküreyim. Gelmişken indirelim ya. Bir sus İlker. İyi akşamlar beyler. Kızınız ben buradan çıktıktan sonra Alparslan'a teslim edilecek. O da evinize bırakacak. Ne yani? Bu masadaki herkesin çocuğunu kaçıracak mısınız? Devletin planı bu mu? Devletin planı hepinizi tek tek bitirmek. Siz bizim arkadaşımıza işkence yaptığınız için kızınızı aldık. Bu devletin planı değil. Bu size had bildirmek. Hadsiz. Mezarda değilsin diye kendini yaşıyor mu zannediyorsun? Dediğiniz gibi. Ben ölüyüm. Kimse bana bir şey yapamaz. Ama gördüğüm kadarıyla bu masadaki herkes gayet hayatta. Ve ben bu hayatı hepinize dar edeceğim. Nevzat Bey, isterseniz tehdit ettiğiniz masaya bir bakın. İnsanlara da bir bakın. Bence meseleyi şahsileştirmeyin. Eğer devletin bu masadakilerle bir sorunu varsa, polisi var. Jandarması var, askeri var, gelir tutuklar. Şahsi husumetim olsaydı dediğin gibi olurdu. Ve
Hepiniz tutuklanır, içeri girerdiniz. Şundan bundan ceza yerdiniz. Yerinize de başkaları geçerdi. Hızır'ı başa geçirmek istiyordunuz. İstediğiniz oldu. Sorun ne? Masayı yönetin. Hızır Reis burada. Hızır Reis de aynı Ünal Bey gibi yönetilmek istemeyen biri. O zaman buyur gel sen yönet Nevzat Bey. Madem herkesi yönetebileceğine inanıyorsun, herkesin kuklan olduğuna inanıyorsun. Yöneteceğim. Hepinizi yöneteceğim. Müsaade eder misiniz? Ne yaparak? Nasıl yönetecekmişsiniz? Benim de mi çocuğumu kaçıracaksınız? Hızır Çakır Beyli. Yarın öğlene kadar keşke hiç doğmasaydım. Keşke hiç yaşamasaydım. Keşke Nevzat'a kukla olsaydım diyeceksin. Sana da, sonra da bu masadaki herkese aynı şeyi dedirteceğim. Özlem'i getirdim. Nasıl yapalım abi? Vehbi'ye söyle. Nazlı'nın evinin önünde olsun. Esra dahil. Herkesi bizim eve topla. Reha, Fahri, Şahin Ağa'nın yanından ayrılmasınlar. Peki sence ne yapacaklar? İşte tam olarak sorun bu. Hiçbir fikrim yok İlyas. Hiçbir fikrim yok. Ama herkes gözümün önünde olacak. O kaçırıldı. Bu kayıp diye kimse beni kucağa oturtamaz. Üzüntüden başın dönmüş. Restoranda bayılmışsın kızım. Baba. Alparslan yanımdaydı sanki. Sen şimdi dinle. Her şey yoluna girecek. Yılmaz abi. Benim kızım benim. Baban yalan söylüyor. Ben kaçırdım seni. Benim oğlanı almak için. İstemem. Bana Alparslan'ı getirin.
Özlem, yatsı var, benim asabımı bozma. Günaydın Hayriye Sultan. Günaydın. Herkes burada mı? Servet burada olduğuna göre herkes tamamdır. Alparslan, o ayakkabılar benim mi lan? Yok amca, ne alakası var? Güzelmiş. Bak benim de kafamda böyle bir ayakkabı vardı. Demek benim sandım, aldım unuttum diye şey ettim yani. Beğendiysen alayım sana da. Yok be oğlum, civciv. Arabada ayakkabı kaldı mı lan? Vallahi abi, takım elbise, gömlek, pantolon koymuşlardı. Yani ayakkabı yoktu. Ha tamam. Yukarıda vardır herhalde. Teyze. Meryem, ben buradayım diye inmiyordur aşağı. Birisi kötülük yaptı diye aşağıya inilmeseydi... Gökten melekler dünyaya inmezdi daha. Ya tamam, kızı bırakmaya bırakmışlar da ne yapmışlar da bırakmışlar? Yani bir şey mi içirmişler, bir şey mi koklatmışlar, bir şeyini mi çekmişler? Başına ne geldiğini bilmiyoruz ki canım. Mübeccel abla, ne gelecek başına? Belli ki gözdağı vermek istemişler. Vallahi Mübeccel abla, aynı İlyas'ın mantığında konuştun. Bana bir şey olmuş olsa ilk bunları sorardım. Tabii, İlyas. Başka ne yapabilirim? Olur mu öyle şey? Sen rahatına bak, bize darıklar. Benim mantığım şu, devlet her zaman arkanda olacak, hiçbir zaman düşman olarak karşını almayacaksın. Ha, ama bu demek değil ki devletin emrinde çalışacaksın. Doğrusu da bu zaten İlyas. Ya reisin her zamanki fevri hareketleri işte İlyas, bilmiyor musun? Reisi eleştir diye söylemedim Servet abi. Abimin bir bildiği vardır. Ama İlyas... Aması maması yok Servet abi, aması maması yok. Ya Allah aşkına. Yemeğimizi yiyelim. Şurada akşama kadar oturalım. Abimin gönlünü yapalım. Ondan sonra da olaysız bir şekilde evlerimize dağılalım Allah aşkına. Ya adam saat vermiş civciv, saat. 12 demiş. 12 dememiş. Öğlen demiş. Şimdi bizim burada toplandığımızı biliyorlar ya. Ben olsaydım bırakın kaynaşsınlar derdim. Küsler barışsın. Hatta... Meryem yenge gelsin, Hatice ile sarılsın. Senin kafandaki devlet hakikaten Allah vergisi devlet enişte. Bunu biliyorsun değil mi? Ne yapıyorsun sen orada? Ayakkabılarım nerede? Ne işi var ayakkabılarının orada? Eşyalarımın ne işi var aşağıda? Bir yere mi gideceksin Hızır? Nereye gideceğim? Ayağıma bir spor ayakkabı giyeyim dedim de. Verdim ben senin ayakkabılarını. Kime? Giymiyorsun diye. Bir ayakkabıya kafayı takıyorsun. Günde hiç elbise değiştirip o ayakkabıdan vazgeçmiyorsun. Sonra da sıkılıp yüzüne bakmıyorsun. Meryem,
ayakkabı üzerinden bana yürüme. Doğru. Birine takılıyorum. 3 ay, 3 yıl, sana 20 yıl. Sonra dönüp yüzüne bakmıyorum. Sor, niye? Soru cevap mı oynuyoruz? Peki, soruyorum. Niye? Ya ayağıma vuruyordur, ya tırnağıma batıyordur, ya da gözüme batıyordur. Tamam işte, fakir fukaraya verdim ayakkabılarını. Ver. Helali hoş olsun. Hayır olsun, tamam. Ama biraz da kendi üzerindeki üniformalarını başkalarına verip kendi adına hayır yapsan. Ben seviyorum elbiselerimi. Ben de seni. Belli. Meryem. Hatice yüzünden burnundan getirme benim. Ben sana söyledim o kadınla aynı sofraya oturmayacağım diye. Hamile kadın vicdansızlık etmedi. Bir kenarda durur. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Üzülmek bir işe yarıyor mu? Ben de yaptığım bir sürü şey için üzülüyorum. Değiş o zaman. Hı? Gül biraz. Gülmek sana çok yakışıyor Meryem. Ay gibi parlıyorsun. Tamam. Hı? Sen de değiş o zaman. Madem beni böyle seviyorsun... Güldür yüzüm. Bak. Bütün herkesi aşağı topladım. Neden siz değil. Vallahi başımız belada. Tehdit ediliyoruz. Hatice'nin başına bir şey gelebilir. Allah korusun kızı kaçırırlar. Ben sana yağ bal ol demiyorum. Bak nasıl ayakkabılarımı dağıtıp hayra geçmişsin. Biraz da gülücük dağıtıp hayra geçti. Ayakkabılarını hayır için dağıtmamıştım. Ama belli ki hayra geçmiş. Canıma değsin. Gerçekten seni sevmekten nefret ediyorum. Gülerek söyle, gülerek. Bak, gülünce hiç can acıtmıyor. Ben de senin bana olan bu nefretine aşığım. Bugün de devleti bahane ettin. Bakalım yarın ne olacak? Yarın Allah kerim. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Millet bekliyor, yürü. Oh. Kerata. Oh. Neler? Şimdi kim kaldı? Kim kaldı? Oo babaanne, bize de 200 lira. Göz göre göre kayırmak olmaz. Bana da ne kaldı ne? Herkes sofraya. Abimle yengem geliyor. Bir arada oldukça hiç kimse bize bir şey yapamaz.
Herkes burada, bu kim? İyi günler. Buyurun, hayırdır? Arama izniniz varsa, arayacaksanız girin içeri istediğiniz gibi arayın. Ama biz ailece kahvaltı ediyor olacağız. Gözaltı kararı var Hızır Bey. Emniyete gideceğiz. Peki. Kelepçe de takacak mısınız? Ya da ters kelepçe? Meryem Çakır Bey'le alacağız. Ben anladım. Dursun Sarıyerli'yi öldürme suçundan alınıyorsunuz. Zamanlar çektim kahrı zindanı, bize mesken oldu mahpusun damı. Firar etme ile buldum amanı, eşkıya dünyanın hükümdar oldu. Firar etme ile buldum amanı, eşkıya dünya yanan hükümdar olmaz. Yanımı sardı müfreze kolu, bir yanımı sardı varilci yolu. 500 atlı yine kestiler yolu, eşkıya dünya yanan hükümdar oldu. 500 atlı ile kestiler yolu.
geçti ya dünya anam, hükümdar olma. Sen dertlerim çoktur, çektiğim çilenin hesabı yoktur. Yiğitlik yolunda üstüme yoktur. Eşkıya dünyaya anam, hükümdar olma. Anne! Anne ne olur gitme. Yiğitlik yolunda